Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlere A101'den almış olduğum Aprilia AHC5033 marka modelli saç sakal tıraş makinesini tanıtacağım. Normalde arkadaşlar şarjlı saç sakal düzeltici olarak geçiyor. Ben daha hiç deneme fırsatım olmadı. Ama ben yüzümü normalde biraz sakalım vardı. Yüzümü tıraş ettim ama sırf bu makineyi denemek için biraz bıyık bıraktım. O bıyığı da ben size birazdan göstereceğim. Siz oradan pay biçerek sakalı nasıl yapıyor? Zaten saçın arkadaşlar ayarlı bir ucu var. Ayarlı uç olduğu için hani saçı çok anlatmaya gerek yok. Saçı her türlü Allah'ın izniyle keseceğine düşünüyorum. Ama önemli olan sakalı nasıl kestiği. Çünkü sakal arkadaşlar bakın şurada da 0,2 milimetre çok kısa kesim dediği için ben bu makineyi tercih ettim. İşin gerçeğini konuşayım. Çünkü şeye en yakın nedir ona? Sıfıra en yakın dereceyi ben bunu olarak gördüm. Daha farklıları vardı ama 0,5'i falan vardı. Ben 0,2 en yakın sıfıra yakın olduğu için bunu tercih ettim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi kutu bu şekilde. Ben size şimdi şöylece de açacağım. Şu an bir elimle kamera tutup bir elimle açtığım için kusura bakmayın. Belki hatalarım olabilir. Şimdi arkadaşlar şöylece açtığımızda bakın kutusu bu zaten. Şimdi arkadaşlar ilk önce kendi üstünde şöyle bir kılıf geliyor. Kılıfı şöylece kaldırdım. Plastik bir koruyucu kılıf. Onu aldık. Şimdi arkadaşlar şurada ayar çevirme haznesi var gördüğünüz gibi. Bu ayar çevirme haznesini arkadaşlar açıp kapattığımızda uç tarafı arkadaşlar uzayıp kısalıyor. Bakın şöyle biraz daha yaklaştırayım. Bakın. İçe doğru dışa doğru gidip geliyor. Bakın gördüğünüz gibi. Şimdi yüksek derece olduğu için yüksek derecelerde arkadaşlar gördüğünüz gibi biraz daha dışa çıkıyor. Alt derecelerde iniyor. Şu şekilde bu çok basit. Onu ben size söyleyeyim. Hani bunu çok fazla anlatmaya gerek yok. Zaten uç tarafına hemen oturuyor. Hatta onu da ben size şöyle göstermeye çalışayım. Bir dakika. Şöylece göstermeye çalışayım arkadaşlar. Şu şekilde yaptığımızda şurası arkadaşlar oturuyor. Zaten kendim şık diye de oturtabiliyorum. Arkadaşlar makina iki kademeden oluşan bir çalışma düğmesi var. Bakın birincisi bu. İkincisi bu. Hatta şimdi şu düğmeyi de tekrar çevireyim. Görmüş olun arkadaşlar. Bakın. Bakın. Ne kadar kısa almak isterseniz gördüğünüz gibi arkadaşlar uç ön tarafa daha fazla gelmiş oluyor. Yani daha önden kesim yaptığı için kısa kesmiş oluyor. Bakın. En uzak noktaya 10 numaraya getirdiğimizde en arkada uç. Bu yüzden de arkadaşlar dereceyi ayarlayabiliyorsunuz. Bakın çok basit bir çıkma yeri var arkadaşlar. Şuradan bakın şu var. Şunu şuradan zaten kaldırdığında çıt diye çıkıyor. Onu tekrar yerine koyalım. Şimdi arkadaşlar ben size şöylece arkadaşlar hatta bir dakika banyoya gidip oradan hem kamerayı görmüş olayım. Sıfıra yakın alacak mı almayacak mı onu da denemiş olalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ben arkadaşlar zaten yüzümü tıraş etmiştim ama bu makinayı alacağım diye hani kafaya koymuştum. O yüzden bilerek şu şekilde bir bıyık bıraktım. Hani çok da kısa değil arkadaşlar. Ben son söyleyeyim. Kısa da değil. Ama böyle tabii ki bir post bıyık da değil. Denemek amaçlı yaptım. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi bıyığın şekli bu. Makinamız bu. Şimdi arkadaşlar ben bunu bir deneyeceğim. Hatta size şöyle canlı canlı bakın birinci kademeyi açtım. Bakın. Aradaki farkı da hani arkadaşlar görmüş olun diye. Hani çok fazla şu an bir elimde kamera olduğu için de yapamayabilirim. Kusura bakmayın. Şimdi bu birinci kademeydi. Hatta bir de ikinci kademeyle diğer tarafı yapayım. Sesi çok yüksek değil arkadaşlar. Hani ses fazla mı geliyor bilmiyorum ama normal yani bir tıraş makinesine göre.
İşte arkadaşlar, en azından hani bunu deneyerek de saçımızı sakalımıza ne kadar boyutta keser, sakalımızı sıfıra yakın keser mi onu görmüş olacağız. Ben şimdi tam bir şöyle yapayım. Hani beğenecek miyim? Çünkü neden? Ben de bir tane de arkadaşlar şu makineden vardı. Ben bunu kullanıyordum. Bunun biraz şarjında sıkıntı başlayınca artık onu herhalde... Evet arkadaşlar, geldik son bölüme, yani kendi fikirlerime. Arkadaşlar, saçı çok kolaylıkla tıraş edebilir. Hani ondan tarafa zaten şüphem yok. Çünkü çok güzel bir makine. Ele güzel oturuyor. İki kademeli olması ve şuradaki çok kullanışlı bir kafanın olması gerçekten harika. Yani çıkartıp çıkartıp her defasında kafa takmanıza gerek yok. Şuradan sadece döndürmeniz yetiyor. Bu birincisi. Saç olarak bir şüphem yok. Ama sakal da arkadaşlar çok kısaltır. Sıfır almaz. Hani bunu bilerek alın. Çok kısaltır. Hani günlük kullanımda eğer ki memur, mesela memurlarda biliyorsunuz çoğu memurda sıfır olması gerekiyor. Memurda sıfır olması gerekiyorsa ona yaramaz. Ama standart bir mesela masa başı memuru dediğimiz ya da işte normal özel sektördeki işler gibi diyorsanız arkadaşlar ona yarar. Sıfıra yakın alıyor ama sıfır almıyor. Bunu not olarak düşelim. Benim çok hoşuma gitti makina. Hani aldığıma da pişman olmadım. 109 liranın hakkını vermişler. Benim de yorumum bu şekilde arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.